Merhaba arkadaşlar. Ben Elif Premise. Bebeğim örgülerim, örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün yine sizlere kalın iplerle örebileceğiniz bu kolay bir süeter çalışmasının anlatımını yapacağım. İsterseniz benim gibi böyle renkli geçişleri olan ee, üç renk ip kullanarak isterseniz de tek bir ana renkle beraber örüp bitirebileceğiniz ve güzel bir örgü çalışmasının anlatımını yapacağım. Arkadaşlar özellikle kalın ipler kullandım. Ee, Depremzede kardeşlerimiz için Bere anlatımı istediniz benden anlattım. Çok da e, öğrenen arkadaşımız var örüp deprem bölgelerine gönderiyor. Ee, birkaç arkadaşımız elif hanım işte böyle yelek süveter kapşonlu hırka gibi anlatımlarda yapar mısınız yine kalın iplerle ve kolay örgüler olsun dedikleri için bu modeli ben e, uzun zaman önce görmüştüm instagramda yabancı bir sayfada ve ekran görüntüsü almıştım arkadaşlar yani bu bana mantıklı geldi dedim ki hem kalın hem kolay hem de çarçabuk örülebilecek bir model böyle renk geçişleriyle filan da gayet güzel görünüyor sevimli de bir çalışma o yüzden böyle kalın iplerle örülebilecek bir çalışma olarak anlattım görmüş olduğum modelde arkadaşlar şu kısım yoktu yani cep kısmı yoktu. Ben biraz daha renklendirmek adına basit bir cep çalışması yaptım. Bu ayıcıklı hırkanın cebi gibi çalıştım. Ayıcıklı hırkayı hepiniz ördünüz zaten. Ama e, ayıcığın bacaklarının kollarını geçireceği yerler olmayınca normal cep çalışması çalışmış oldum. Böyle renklendirdim. Siz isterseniz sade bir şekilde şurası olmadan örebilirsiniz. İsterseniz e, benim gibi böyle farklı renkler ilave etmeyip tek bir renkle örebilirsiniz canınız nasıl istiyorsa arkadaşlar elinizdeki ip ve zevkiniz nasıl istiyorsa o şekilde yapabilirsiniz bu görmüş olduğunuz çalışma rahat 2-3 belki 4 yaşın giyebileceği büyüklükte bir çalışma oldu videonun sonunda zaten ölçülerini veriyorum örerken hep kesim yerine kadar kol altına kadar yakaya kadar diye hep ölçüde veriyorum yani ölçüyle hareket etmek isteyen arkadaşlar olursa ölçülerle de hareket edebilirler Elinde kalın ip olmayan ama böyle kalın bir şekilde bu çalışmayı örmek isteyen arkadaşlar varsa ellerindeki ince ipleri iki kat çok ince ise 3 kat yaparak yine örebilirler. Ben model çalışmamda arkadaşlar yine Etrofil Megastar'ı kullandım. Bu ayıcıklı hırka, hırka atkı bere takımında kullanmış olduğum %25 ün içeriği olan ipi kullandım. Kalınca bir ip ve şu ana rengimiz arkadaşlar bir yumak yetti bakın bir yumaktan artan ipim bu yani e, bir yumak iple yine örebileceğiniz bir çalışma diyebilirim şu lastik kısımları hariç yani şu var olan e, yaka lastiğini ya da kol lastiğinin bir miktarını örer ama e, tamamını aynı renk örmek isterseniz bir yumak yetmeyebilir arkadaşlar yetmez yani. O yüzden mümkün mertebe benim gibi böyle elinizdeki ipleri değerlendirebilmek adına siz de lastik kısımlarını renkli yapabilirsiniz. Evet, umarım yine faydalı bir çalışma olur. Umarım bütün arkadaşlarımız örer ve deprem bölgesinde olan ya da şu anda tahliye edilen yakın illere gönderilen ama hava çok soğuk, soğukla mücadele eden o çocuklara örüp gönderebileceğiniz bir çalışma olsun istedim. Umarım faydalı olur. Umarım o çocukları bir nebzede olsun ısıtır. Evet arkadaşlar hazırsak şimdi bu güzelliği örmeye başlayalım. Arkadaşlar modern çalışmamda Etrofil'in Megastar serisini kullanacağım. Yün içeriği olan güzel bir örgü ipi. Daha önce bu ipimizle beraber ayıcıklı krop ırka onun beresi ve atkısını çalışmıştık. Yine aynı iple beraber modelimi öreceğim. Yine kalın şiş kullanacağız. Şişimde arkadaşlar 6 mm fakat eli sıkı olan arkadaşlar 6,5 7 mm örgü şişi de kullanabilirsiniz. Benim bu iple örgüm 6 numara şişle gayet düzgün oluyor. 3 ee, renk olarak ben öreceğim çalışmamı. Bu lastik kısımları renkli olsun istiyorum. O yüzden e, aynı cins 3 renk ip kullanacağım ama siz tek bir renkle örebilirsiniz. Hiç problem değil. Şimdi yeşil rengimin numarasını hemen söyleyeyim. 74067 renk numaram arkadaşlar. Evet modelimize 35 ilmekle başlayacağız. Şöyle 1,5 metre kadar uzunlukta ipimizi bırakarak 35 ilmek şişlerimize atalım ve örgümüze başlayalım. Klasik ilmek atma tekniğiniz nasılsa bu şekilde 35 ilmek şişinize atın arkadaşlar. İlla benim yaptığım gibi yapmak zorunda değilsiniz. Evet 35 ilmeğimizi atalım. Sonra lastik örgümüze başlayalım. Evet şişime 35 ilmek attım hemen kontrol edelim 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 ilmek. Şimdi model çalışmamızın hem ön hem arka bedeni aynı sayılarda e, ilmekle başlayacak. Fakat dikişte düzgün olabilmesi için ön bedende İki düzle başlayacağız. Bunun bir tanesi dikişe girecek arkadaşlar. Bakın bir iki düz. Bunun bir tanesi dikişe girecek bir düz kalacak. Ardından bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Tekli lastik çalışması yapıyoruz. Bir ters bir düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Sıra sonunda 2 ilmeğimiz kalacak. O 2 ilmeğimizi de ters örgü olarak öreceğiz, e, düz örgü olarak öreceğiz ve sıramızı tamamlayacağız. Yani 2 düzle başlayıp 2 düzle bitireceğiz. Ön bedenimiz böyle. Arka bedende de yine 34 ilmekle örgümüze başlayacağız. Bu kez 2 tersle başlayacağız. Bir düz bir ters bir düz bir ters olarak öreceğiz. Son iki ilmeğimiz ters örgü olacak. Bunu niye böyle yapıyoruz? Ön ve arka bedenleri birleştirdiğimizde birer ilmeğimiz dikişe girdiğinde düzle bitecek ön bedenle sonra tersle devam etmiş olacak. Yani düzgün bir lastik çalışması elde edebilmek için bunu yapıyoruz. Bakın sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. En son düz örmüştüm. Ardından bir ters. Bakın 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmeği düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın 2 düzle başladı. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz geldik. Bir ters ve 2 düzle sıramızı tamamladık. Şimdi arka tarafta da. Şu anda örmüş olduğumuz şekilde başlayacağız. Yine 34 ilmek öreceğiz. Bu kez bakın arka taraf 2 ilmek ters sonra bir düz bir ters bir düz bir ters olarak öreceğiz arkadaşlar. Evet lastik çalışmamızı Ördükten sonra renk değiştireceğim ben. Eğer siz tek bir renk örmek istiyorsanız aynı renginizle devam edebilirsiniz. Şimdi bu lastik çalışmamın ikinci sırası arka tarafta. Önde düz olan ilmekler arkada ters oluyor arkadaşlar. Arkada ters olan ilmeklerde önde düz oluyor. Bu şekilde 6 sıra lastik çalışması yapacağız. Sonra renk değiştirerek düz örgümüze devam edeceğiz. Evet bakın son iki ilmeği ters Şimdi ön tarafa döndüğüm zaman ne oluyor? Son e, ilk 2 ve son iki ilmeğim düz örgü oluyor. Bakın 3. sıra örgümün ön tarafı. İlk ilmeği boş aldım. Yanındaki ilmek düz. Bakın iki düz. Bu düzün biri dikişe girecek ve bir düz kalacak. Bu çalışmayı da o yüzden yaptık. Evet bu şekilde 6 sıra lastik örgümüzü örelim arkadaşlar. Bu üçüncü sıramız 6 sıramız bittikten sonra Ben Taş rengi ipimle beraber örgüme devam edeceğim Ve düz örgüler öreceğim. Yani lastik örgü bitecek 6 sırada Taş rengi ipimle beraber düz örgü örmeye başlayacağım. Yine ilmek sayım 35 Ilmek sayımız değişmiyor bir miktar düz örgü öreceğim. Böyle kol altına yaklaşınca da kol altı kesimleriyle beraber devam edeceğim. Şimdi sizler de lastiklerinizi tamamlayın arkadaşlar. Sonra eğer tek renk örecekseniz aynı iple düz örgüye geçin. Benim gibi renkli örmek istiyorsanız da istediğiniz renge geçiş yaparak düz örgü olarak ördünüz örün. Bakın 1 2 3 sıra lastik örmüş oldum. Bunu 6'ya tamamlayıp sonra düz örgüyle örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar bakın 6 sıra lastik örgümü ördüm. Şöyle saydığımızda 2 4 6 sıra. Ardından bakın taş rengi ipime geçiş yaptım ve var olan 35 ilmeğimle beraber önlerde düz, arkalarda ters olacak şekilde örgümü ördüm. Kaç sıra ördüm hemen söyleyeyim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24 26 28 tam 30 sıra boyunca örgümü örmüş oldum. Şimdi arkadaşlar kol kesimi yapacağız ama hemen kaç santim örgü ördüm onu da söyleyeyim. Şöyle mezuremi tuttuğumda arkadaşlar bakın lastik örgüm tam 4 santim uzunluğunda. Taş rengi ipimle beraber örmüş olduğum düz örgümün uzunluğu da tam 16 santim toplamda 20 santim uzunluğunda örgü örmüş oldum şimdi kesimlere başlayacağız kesimlerde de şöyle yapacağız bakın ilk ilmeği boş aldım ardından bir ilmek düz ördüm şimdi şu sıradaki ilmeği ve onun yanındaki ilmeği Şöyle şişimi aldım. Yönlerini değiştirdim. Bakın yönlerini düzelttim ve iki ilmeği birlikte örerek şöyle sola doğru kesim yapmış oldum. Devam ediyorum. Düz örgülerle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ilmek ördüm. Bakın sıra sonunda 1 2 3 4 ilmeğim var. Şimdi şu birinci ve ikinci ilmeği şöyle soldan sağa doğru birlikte örüyorum. Burada da sağa doğru bir kesim yaptım. Ardından sıradaki iki ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Kesim yapıyoruz arkadaşlar. Bu bunlar kol altı kesimlerimiz. Geriye dönüyorum. Var olan ilmeklerin tamamını ters örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet sıralarımızı tamamlayalım. Evet ters örgülerle beraber sıramı tamamladım. Yine örgümün düz tarafındayım. Yine aynı şekilde kesim yapacağız. Ne yapıyorduk? İlk ilmeği boşalıyorduk. ikinci ilmeği örüyorduk. Ardından 3. ilmekle 4. ilmeğin yönünü değiştirip sağdan sola doğru bu iki ilmeği birlikte örüyorduk. Bakın. İkinci kez kesim çalışmamı yaptım. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ilmek örüyorum. Bakın sıra sonunda 1 2 3 4 ilmeğim kaldı. Şimdi geliyorum şu birinci, şu ikinci ilmek. İkinci ilmekten girip birinci ilmekten çıkıyorum ve iki ilmeği birlikte örüyorum. Yine kesme yaptık. Sıra sonunda iki ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeği örerek sıramı tamamlıyorum. İki kez kesim yapmış olduk. Örgümüzün arka tarafında var olan ilmeklerin tamamını yine ters örgü olarak örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Arkadaşlar iki kez kestik. Bunu toplamda beş kez yapacağız. İlmek sayımız 35'ti. 25 ilmeğe düşecek. Sağdan ve soldan birer kesim yapıyoruz. Yani her kesim yaptığımızda 2 ilmek eksiliyor. Bunu toplamda 5 kez yaptığımızda 10 ilmeğimiz eksilecek yani 35 ilmekten ilmek sayımız 25 ilmeğe düşecek Arkadaşlar bu arada taş rengi ipimin renk numarası da e, 77.011 Evet 77.011 aynı renkte örmek isteyen arkadaşlar olabilir taş rengimizin numarasını da söyledim. Bakın iki kez kestik. Gördünüz mü? Biri sola doğru, diğeri sağa doğru kesim yapmış olduk. Biz bunu iki kere yaptık. Şimdi üç kez daha tekrar edelim. Artık videoyu uzatmama gerek yok. Ee, beş kereye tamamlayalım. Arka sırada yine ters örgülerimizi örelim. Sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, toplamda 5 kez aynı kesme çalışmasını yaptım. 25 ilmeğim kaldı. Arka sırada 25 ilmekle beraber ilmeklerimi ters örgülerle ördüm ve sıramı tamamlamış oldum. Bakın şöyle bir kesim elde etmiş olduk arkadaşlar. Bu bizim kol kesimimiz olmuş oldu. Kol oyuntumuz olmuş oldu. Şimdi var olan 25 ilmekle beraber önlerde düz, arkalarda ters olacak şekilde ilmeklerimizi örelim. Yaka hizasına kadar çıkalım. Yaka kısmımızda da benzeri bir yaka oyuntusu yapacağız. Yine benzeri bir kesim çalışması yapacağız ve ön bedenimizi tamamlamış olacağız. Şimdi var olan 25 ilmeği bakın önlerde düz olarak ördüm ve tamamladım. Arka sırada da ters olarak örüyorum. Evet bu şekilde birkaç sıra örelim sonra yaka kesimiyle devam edelim. Arkadaşlar tam 6 sıra kesimlerin bittikten sonra önlerde düz arkalarda ters ördüm. Bakın 2, 4, 6 sıra. Şimdiye kadar olan uzunluğum ne kadar oldu hemen söyleyeyim. 25 santim lastiğe kadar 29 santim lastikle beraber e, örmüş olduk arkadaşlar. Şimdi yaka kesimi yapacağız. Bakın 2, 4, 6, 8, 9 ilmek sağda. 2, 4, 6, 8, 9 ilmek solda. 2, 4, 6, 7 ilmek de orta kısımda olacak şekilde ilmeklerimi ayırdım. Şöyle işaretleyici koydum ki daha kolay anlayın. Şimdi burası bizim yaka kısmımız olacak. Ön kısmımız olacak. Şurada yapmış olduğumuz kesimleri bu kez kes şu yakanın etrafında yapacağız arkadaşlar hemen başlayalım bakın 1 2 3 4 5 ilmek ördüm 4 ilmeğim kaldı şu birinci ilmek değil ikinci ilmekten şöyle soldan sağa doğru batarak 2 ilmeği birlikte ördüm yani sağa doğru kesim yaptım Ardından bir iki ilmek ördüm ve geriye dönüyorum. Şimdi ilk ilmeğim boş. Ardından bir iki üç dört beş altı yedi ilmek ördüm ve sıramı tamamladım. Burada artık 2, 4, 6, 8 ilmeğim kaldı. 1 ilmek kestik. Devam ediyoruz kesimlere. Hep aynı şeylerin tekrarını yapacağız. Önce sol tarafı keseceğiz, bitireceğiz. Sonra aynı işlemi sağ tarafa yapacağız. Tekrar ilk ilmeği boşaldım. Ardından 1, 2, 3 ilmek ördüm. Boşaldığım ilmekle beraber 4 ilmek oluyor. Ardından bakın sıradaki ilmek ve onun yanındaki ilmek toplam 4 ilmek kalınca şu ikinci ilmeğin arasından şöyle soldan sağa doğru battım ve iki ilmeği birlikte ördüm. Bir kesim daha yaptım. Ardından sıradaki iki ilmeği ördüm ve sıramı tamamladım. Geriye dönüyorum. Var olan ilmeğin ilkini boş aldım. Sonra ters örgülerle ilmeklerimi ördüm ve sıramı tamamladım. 2 kez kesim yaptık. 2 4 6 7 ilmeğimiz kaldı. 9 ilmeğimiz vardı. Devam ediyoruz. Aynı şekilde keseceğiz. İlk ilmeğimi boş aldım. Sonra 1 2 ilmek ördüm. Bakın 1 2 3 4 ilmeğim kaldı. Şu ilmek ilk ilmek değil ikinci ilmekten şöyle soldan sağa doğru iki ilmeğin arasına battım ve ikisini birlikte ördüm. Ardından son iki ilmeğimi ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın iki dört altı tane ilmeğim kaldı. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğim boş. Sonra bir iki üç dört beş ilmeğimi ters örgü olarak ört. Toplamda 3 kez kestik. Devam ediyoruz. İlk ilmeği boş aldım. İkinci ilmeği düz örgü ördüm. Ardından bakın 3. ilmeğim ve 4. ilmeğim. 4. ilmeğimden 3. ilmeğime doğru soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte batarak ördüm. Sonra 2 ilmeği de örerek sıramı tamamladım. Şimdi arka sıradayız. İlk ilmeği boşaldım. Ardından 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ört. Bakın şişimde 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğim kaldı. Evet artık kesimimiz bitti arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeği boş aldım. 2 3 4 5. ilmeklerimi düz örgü olarak ördüm. Geriye döndüm. Yine ters örgülerle 5 ilmeğimi ördüm. Son bir kez daha aynı çalışmayı yapalım. Tekrar 5 ilmeği düz örgülerle ördüm ve arka sırada Yine bu 5 ilmeği ters örgülerle örüyorum. Evet, sol tarafımızı tamamladık. Artık bu 5 ilmeği şöyle bir ilmek tutucuya alabilirim. Bu böyle bekleyecek. Şimdi şu ortadaki 2 4 6 7 ilmeğimi hiç ellemeyeceğim. Onu da yine bir ilmek tutucuya alacağım. Şunu şuradan çıkartayım. Evet şu 2 4 6 7 ilmek tam yaka kısmımızın ilmekleri. 1 2 3 4 5 6 7 Bakın yine sağ tarafımızda 2 4 6 8 9 ilmeğimiz kaldı. Şimdi burada aynı kesimi yapacağız. Şuradaki ipimi biraz şöyle uzun bırakarak kestim ve geliyorum buradan örmeye devam edeceğim. Aynı kesimi şimdi burada yapacağız arkadaşlar. birinci ilmekten örerek başlayalım. Bir, iki ilmek ördük. Şimdi aynı çalışmayı, bakın burada ne yaptık? Bir, iki, üç ilmeğimiz var. Sonra kesim yapıyoruz. Burada da şimdi bir, iki ilmeğimiz var. Şu üçüncü ilmek ve yanındaki ilmeğin yönlerini değiştiriyorum ve ikisini birlikte örerek kesim yapıyorum sola kesim yaptık sağa kesim yaptık yani biri sağ tarafa diğeri sol tarafa olacak şekilde kesimlerimizi yapıyoruz şimdi ilk kesimi yaptık ardından 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım örgümüzün arka tarafında kesim yok. Sadece var olan ilmekleri ters örgü örüyoruz. İlkini boş aldım. Sonra diğerlerini ters örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şu başlangıç ipimizi de şurada düğümleyerek sabitleyelim. Evet ilk kesimi yaptık. Devam edeceğiz. Yine aynı şekilde keseceğiz. İlk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Bakın üçüncü ilmekle dördüncü ilmeğin yönünü değiştirdim. Sağdan sola doğru bu iki ilmeği birlikte ördüm. Kesim mi yaptım? Ardından bir, iki, üç, dört ilmeği ördüm. Sıramı tamamladım. İkinci kesimimizi yaptık. Arka sırada var olan ilmekleri ters örgü olarak örüyorum. İlkini boş aldım. Sonra ters örgü örerek sıramı tamamladım. Tekrar örgümün düz tarafındayım. Hep aynı şeylerin tekrarını yapıyoruz. İlkini boş aldım. İkinciyi ördüm. Üçüncü ve dördüncünün yönlerini değiştirdim. Sağdan sola doğru birlikte ördüm. Sonra bir, iki 3 ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Geriye dönüyoruz. Ters örgülerle kalmış olan 6 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Evet, 6 ilmeğim kaldı. Son bir kesim çalışması yapıyoruz. İlk ilmeği boşaldım. ikinci ilmeği düz ördüm. Ardından sıradaki iki ilmeğin yönlerini değiştirdim. İkisini birlikte ördüm. İki ilmeğim kaldı. Düz örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi arka sırada ters örgülerle beraber ilmeklerimizi öreceğiz. Artık kesim işlemimiz bitti. Şimdi ön tarafta var olan 5 ilmeğin ilkini boş diğerlerini düz örgü olarak ördüm. Arka sırada ilk ilmeği boş diğerlerini ters olarak örüyorum. Kesimden sonra iki sıra ördük. Şimdi son iki sıra daha öreceğiz ve Ön kısmımız bitecek arkadaşlar. Evet, ilkini boş aldım. Sonra kalan 4 ilmeği düz örgü olarak ördüm. Ve son kez ilk ilmeği boş diğer 4 ilmeği ters örgü olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Bunun da şu ipini biraz uzun bırakarak keselim. Ne oldu? Ön bedenimizi çalışmış ve bitirmiş olduk arkadaşlar. Hemen şunları da bir yardımcı şişe alayım. Evet. Ön bedenimiz bitti. Şimdi arka bedene başlayacağız. Hemen başlayalım. Şöyle yapıyoruz yine. 35 ilmekle örgümüze başlıyoruz. Önde ne yaptık? 2 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters devam ettik. Son 2 ilmeğimiz düz örgü oldu. Şimdi arka bedeni yine 35 ilmekle başlıyoruz. Bu kez 2 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz geleceğiz. Sonra bir düz iki tersle beraber yine bitireceğiz. 6 sıra lastik ördükten sonra düz örgülerle beraber örgümüzü öreceğiz ve aynı şu görmüş olduğunuz kol altı kesintisini yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra düz örgülerle örmeye devam edeceğiz. Burası ön olduğu için böyle çalıştık arkada ense kısmına kadar şuradaki kesimleri yaptıktan sonra yani 25 ilmeğe düştükten sonra düz örgülerle örmeye devam edeceğiz. Ense kısmında bir kesim çalışmamız olacak. Onu da beraber yapacağız. Şimdi oraya kadar örelim sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar. 35 ilmeğimle beraber yine kesim yerine kadar geldim. 5 kez kesim yaptım sağdan ve soldan tıpkı ön bedende yaptığım şeyin aynısını yaptım 25 ilmeğim kaldı ve 25 ilmekle beraber örmeye devam ettim şu anda şöyle saydığımızda bakın şundan sonra şuradaki yeşilden sonra sayıyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 sıra örmüş oldum. Şu diğer tarafı da şimdi sayalım. Bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 sırada burada var. Yani 4 sıra daha ördüğümüzde ön ve arka beden aynı uzunlukta olmuş oluyor. Kesim yaptıktan sonra bakın şuraya bir işaretleyici taktım. Ondan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra örmüş oldum. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 4 sıra daha öreceğiz ve artık bitireceğiz. O 4 sırayı örerken de şöyle yapacağız. Şimdi şuradaki kesimin benzeri bir kesim arkada aynı görüntüyü elde edebilmek için bakın ilk ilmeği boş aldım. ikinci ilmeği düz örgü olarak ördüm. Ardından 3. ve dördüncü ilmek var. Şöyle soldan sağa doğru birlikte ört. Ne yaptı? 3 1 2 ilmek daha ördüm. Tam 5 ilmek oldu. 2 4 5 ilmek. Buraya isterseniz bir işaretleyici takın. Şimdi 6 ilmek kalana kadar ense de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ilmek ördüm. Bakın 13 ilmek örünce 2, 4, 6 ilmeğim kalmış oldu diğer omuzda. Şimdi burada da şöyle yapıyoruz. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek daha ördüm. 2. Bu kez soldan şöyle sağa doğru kesim yapıyoruz. Yani şunun şunun tam tersini yapacağız. Ne yaptık? Buradan soldan sağa yaptık. Yok. Burada tam tersini yapacağız. Şöyle yapacağız. Şu arkaya bir daha bakayım. Benim de aklım karıştı. Birini bu tarafa doğru kestik. Şimdi diğerini diğer tarafa. Evet. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Son 4 ilmek kalınca sıradaki iki ilmeğin yönünü değiştiriyoruz. Ve bu şekilde kesiyoruz. Ardından bir iki ilmek örüp sıramızı tamamlıyoruz. Ne oldu? Bir sıra örmüş olduk. Dört sıra örecektik. Şimdi üç sıramız daha kaldı. Onu da şöyle yapıyoruz. Bir iki üç dört beş ilmek ördüm. Devam ediyorum. Altı yedi sekiz dokuz hepsini öreceğim. On on bir 12 13 artık 23 ilmeğimiz kaldı bir sağda bir solda kestik ya bu 23 ilmeğin tamamını örüyorum ne yaptık iki sırayı tamamlamış olduk şimdi dönüyoruz 3. sıramızı öreceğiz bu kez sadece 5 ilmeğimizi örüyoruz ilki boş sonra 2 3 4 5 ilmeği ördüm. Geriye döndüm. Son bir sıram kaldı. İlkini boş. Sonra geri kalanını ters olarak ördüm. Biraz şöyle ensenin düşük olmasını istediğim için bunu yaptım. Şimdi bu tarafımız tamamlanmış oldu. Şöyle örgülerimizin ters tarafları dışarıda düz tarafları içeride olacak şekilde. Şuradan da ilmeklerim çıkmış. Bunları hemen şöyle yardımcı şişime alayım yine. Bakın arkadaşlar, şimdi iki omuzu birleştireceğiz. Ön ve arka bedeni birleştireceğiz. Düz taraflar içeride, ters taraflar dışarıda olacak şekilde. Bak. Geliyorum. Bir bir şişten bir diğer şişten ilmek arasına giriyorum ikisini birlikte örüyorum ve şişten çıkartıyorum bu benim kesim ilmeğim duruyor sıradaki ilmekleri aynısını yapıyorum bir bir şişten bir diğer şişten iki ilmeğin arasına giriyorum ikisini birlikte örüyorum arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim hem örüyoruz hem kesiyoruz aynı şeyi yapıyorum bir bir şişten bir diğer şişten iki ilmeği birlikte örüp arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Omuzlardaki 5 ilmeği bu şekilde örerek birleştiriyorum. Evet 5. ilmeğimi de birleştirdim. Şimdi şu ön tarafın bitiş ipini şöyle düğümleyerek sabitledim. Şimdi şu ilmeği bu aşağıya alacağım arkadaşlar bakın geliyorum şöyle ilmek arasına hatta şöyle de batabilirim. Batıyorum. Örüyorum ve kaydırıyorum. Burada amaç sadece ilmek kaydırmak. Bakın şimdi enseyi kesiyorum. Sıradaki ilmeği ördüm, arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradakini ördüm, arkadakini üzerinden geçirdim. 5 ilmeğim kalana kadar artık ensedeki ilmeklerin tamamını bu şekilde kesiyorum. Aslında bunları kesmeyip bekletebilirdik. Ama o zaman da ipimizi kesmemiz lazımdı. Bir bir tarafta bir diğer tarafta ip bağlamamız lazımdı. O yüzden böyle yaptım. Evet ensedeki ilmekleri 5 ilmek kalana kadar kestim. Bakın sol şişimde 4 ilmek, sağ şişimde 1 ilmek var toplamda 5. Şimdi bu ilmekleri ördüm. Burada da iki sıra örmemiz lazımdı ya o yüzden yaptım. Sonra geriye döndüm. Ve 5 ilmeğimi ters örgülerle ördüm. Artık burada da sıramız tamamlanmış oldu. Şimdi aynı şeyi diğer omuzla yapacağız. Bakın yine düz örgülerimiz iç tarafta, ters örgülerimiz dışarıda kalacak şekilde omuzları birleştireceğiz. Bakın şöyle şuradan hemen birleştirelim. Önce birinci ilmekleri şöyle birlikte ördüm. Ve şişten çıkardım. Bu kesme ilmeğim. Şimdi ikinci ilmekleri birlikte ördüm. Kestiğim arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Sıradaki ilmekleri ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim sıradaki ilmekleri ördüm arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim sıradaki ilmekleri ördüm son de arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim şu son ilmeği bir kez daha örüyorum şu ipimi biraz uzunca bırakarak kesiyorum Evet ön ve arka beden bitmiş oldu Şimdi şu ikisini de bir düğümleyerek sabitleyeyim. Evet. Bakın ne kadar güzel oldu. Şu ense kısmımızda şöyle bir tık aşağıda kaldı. Böylece çocuğumuzun gelip ensesine dayanmayacak arkadaşlar. Evet ön ve arka bedenimiz bitti. Şimdi kol lastiğimiz ve yaka lastiğimiz var. Ee, onları örerek örgümüze devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi bakın yaka kısmımızdan ilmek alacağız ve yakamızda güzel bir lastik çalışması yapacağız. Hemen başlayalım. Ee, tıpkı etek lastiğinde olduğu gibi yaka lastiğinde de yeşil rengimle beraber lastiğimi öreceğim. Şimdi şöyle yapıyorum. Çok önemli değil ama şöyle arka orta gibi şöyle batıyorum arkadaşlar ve ilmek çıkartıyorum. Eğer şişle ilmek çıkartamıyorsanız tığla da çıkartabilirsiniz. Bakın her ilmeğin içerisine hatta şöyle yapalım. Bak şöyle battım. Ve ilmek çıkarttım. Geldim sıradakine battım. Ve ilmek çıkarttım. Sıradakine battım ve ilmek çıkarttım. Bak her bir ilmeğin içerisine batarak ilmek çıkartıyorum 2 4 6 7 şunla beraber 8 ilmek ense kısmından çıkarttım geliyorum hemen şurada battım 9 bir tane daha yanına battım 10 şu orta dikişe kadar 10 ilmek çıkarmış oldum. Şimdi devam edeceğiz. Bakın şu yaka ortasında 7 ilmeğimiz var. Oraya kadar ilmek çıkartacağız. Hemen dikişin olduğu yere battım. 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bakın dikiş ortasını ile beraber 11 oldu. Şimdi devam ediyorum. Şöyle kenar ilmeklere bir battım. Yanındakini bir tane battım burada şu görmüş olduğunuz ilmek var ya bunu kaldırıyoruz tıpkı hırkada ilik düğmeye çalıştığımız gibi kol çalıştığımız gibi buradan bir ilmek daha çıkardım sonra geldim hemen sıradaki ilmeğe battım bir çıkardım sıradaki ilmeğe battım bir tane daha çıkardım İki. ikiyi çıkardıktan sonra bakın bunun şu tek tarafına battım ve bir ilmek daha çıkardım Yine aynı şeyi yapacağım. Bakın sıradaki bir, sıradaki iki, 2'yi çıkardıktan sonra aynı ilmeğin şöyle tek tarafına batarak bir ilmek daha çıkardım. Geldim aşağıya bir ilmeğin arasına bir. Şimdi nereden geldi? Şimdi diğer ilmeğe geldi. Evet. Şimdi bakalım kaç ilmek çıkarmışız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 22 ilmek çıkardık. Şimdi bakın burada ilmeklerimiz var. Bu ilmekleri örerek şişimize önce bir alalım. Şöyle düz örgülerle 7 ilmeğimizi örelim. Bu 1 2 3 4 5 6 ve 7 Evet bak 7 ilmeği de şişimizi aldık şimdi devam edeceğiz aynı çalışmaları yapacağız bakın sıradaki ilmek bu battım bir sıradaki ilmek bu battım 2 ne yapıyorduk 2 ilmekten sonra Aynı ilmeğin kenar tarafından bir ilmek daha çıkartıyorduk. Şimdi geliyorum. Sıradaki ilmek bu. Sıradaki bu. İki ilmeği çıkardıktan sonra hemen bu ilmeğin şöyle bir kenarından batıp bir ilmek daha çıkarttım. 3 ettim. Geldim. Yandaki ilmek, sıradaki ilmek bir. Sıradaki ilmek 2. Tekrar bakın burada bir ilmek çıkardım. Sıradaki ilmek bir. Tam omuz ortasına geldim. Buraya batıyorduk. Bir ilmek buradan çıkarıyorduk. Sonra sıradaki ilmeği bir görelim. Sıradaki ilmek bakın hemen burada. Şu ilmek bir tane buraya bakın sıradaki bu sıradaki 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 sıradaki, sıradaki, sıradaki ve sıradaki Bakın sıradaki ilmeğin olduğu yer başlangıç. Gördünüz mü? İlmekleri çıkardık. Şimdi buradan da sayalım. Kaç ilmek çıkarmışız? Şu ön kısmımızdaki 2, 4, 6, 7 ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Toplamda kaç ilmek oldu? Hemen onu söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 tam 48 ilmek yakadan çıkarmış olduk. Şimdi arkadaşlar dönerek öreceğiz. Eğer e, dönerek öremiyorum diyorsanız burası sizin arka ortanız olsun, dikiş yaparsınız. Ben dönerek bir lastik çalışması yapacağım misinalı şişimle. Şimdi şu ipimin olduğu yer zaten tur başlangıcım. Bakın misinamın fazlasını şöyle aldım rahat örebilmek için. Birinci ilmekten başlıyorum. İlk ilmeğim düz. Sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde turu tamamlayalım. Evet, tur sonuna geldim. Tur sonundaki ilmeğim ters. Turumu tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi ikinci tura başlıyoruz. Yine düzün üzerine düz tersin üzerine ters örerek örmeye devam ediyoruz. Düzün üzerine düz, tersin üzerine ters. Düzün üzerine düz, tersin üzerine ters. Bu şekilde yine turumuzu tamamlayalım. Bu ikinci turumuz. Evet ikinci turu da tamamladık arkadaşlar. Yine üçüncü tura devam ediyorum. Bakın ilk ilmeğim düz. Sonra bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Üçüncü turu da tamamlayalım. Evet arkadaşlar üçüncü turumu da bitirdim. Şimdi renk değiştiriyorum ben. Eğer düz renk ören arkadaşlar varsa düz renkle örmeye devam etsinler. Bakın dördüncü tura kırmızı ipimle beraber başladım. İlk tur başındaki ilmeğim düzdü. Düzü düz ördüm. Sonra bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Evet bu şekilde turumuzu tamamlayalım. Evet arkadaşlar. Turumu tamamlıyorum. Artık yeterince e, uzun bir yaka lastiğimiz oldu. Şimdi son turla beraber e, yaka lastiğimizi keserek bitireceğiz. Bakın tur başının olduğu yerdeyim. İlk ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğim ters. Onu da ters olarak ördüm. Bu arkadaki tur başındaki ilk ilmeğimi öndeki ilmeğin üzerine geçirdim ve ilk kesimi yaptım. Sıradaki ilmeğim düz, düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Sıradaki ilmeğim ters, ters olarak ördüm ve arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Yani düzleri düz olarak örüyoruz ve kesiyoruz. Tersleri de ters olarak örüyoruz ve kesiyoruz. Bakın. Düzü düz ördüm, kestim. Tersi ters ördüm ve kestim. Keserken dikkat edelim. Şöyle sıkı bir kesim olmasın. Esnek. Normal örgülerimizde yani şöyle örerken sıkı örmeyin arkadaşlar. Dolayısıyla kesim yaparken böyle bol bol olsun çok da bol olmasın tabii ki ama sıkı olmasın ki bu yaka kısmımız sonra toplar dar olur çocuğun başından rahatça geçmez o yüzden normal örgülerle örüyoruz sonra arkadaki ilmeği üzerinden şöyle rahatça geçiriyoruz bakın bu şekilde tur boyunca var olan ilmeklerin tamamını bu şekilde keselim. Evet son iki ilmeğim kaldı onu da beraber örelim ve keselim bakın düz örgüyle ördüm arkadaki ilmeği üzerine geçirdim ters örgüyle ördüm arkadaki ilmeği üzerine geçirdim bakın şimdi şu ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum bu ilmeği kaybetmiyorum. Bu ilmek bana lazım. Şimdi arkadaşlar bakın. Yeşil ipimin bitişi ve kırmızı ipimin başlangıcı. Şu yeşil ipi de biraz uzun bırakarak kesiyorum. Önce şu iki ipi şurada düğümlüyorum. Ardından bana lazım dediğim ilmek bakın burada. Şimdi bakın ilk ilmeğimiz şurada düz örgümüz görüyor musunuz? Bu. Şu bana lazım dediğim son ilmeği. Bakın. Bunu geliyorum. Buradan geçiriyorum arkadaşlar. Bakın. Geçirdim. Sonra şu ipi arasından geçirdim ve burayı böyle düğümlet. Bakın o zaman ne kadar düzgün oluyor. Gördünüz mü? Şimdi içeriye alacağım ve burada düğümleyerek yürüteceğim. Şu ipleri de aynı şekilde bakın. içeriye alacağım. ve burada gizleyeceğim. Kırmızıyı kırmızının arasından yeşili yeşilin arasından şöyle bir yakayı görelim Önce bakalım nasıl bir yaka olmuş. Sonra sağlamlaştıralım. Evet. Bakın arkadaşlar. Ne kadar düzgün bir yaka çalışması olmuş oldu. Evet. Şimdi şu ipleri de gizleyip geleyim. Sonra arkadaşlar kol lastiğimiz var. Benzeri bir kol lastiği ile beraber örgümüzü zaten bitireceğiz. Evet arkadaşlar. Bakın oldukça Böyle rahat güzel bir yaka çalışmış olduk. Şimdi kol çalışacağız. Ben kolun birini çalıştım. Bakın yine kolumuzda tıpkı yakamız gibi çok düzgün oldu. Tam 44 ilmekle kol çalışmasını yaptım. Şimdi ikinci kolu beraber çalışalım. Bakın arkadaşlar ilmek almaya başladığım yer tam şurada gövde kısmında ilk kesime başladığım yer var ya bakın ilk kesim yaptığım ilmek geliyorum hemen şuraya batıyorum bakın ilk ilmeği buradan çıkarttım şimdi devam ediyoruz 2 3 ilmek çıkardım peş peşe şimdi 3. ilmeğin diğer kenarına battım Bir ilmek çıkardım tıpkı yakada yaptığımız gibi devam ediyorum 1 2 ilmek örüyorum sonra bakın kenardan bir ilmek çıkartıyorum 1 sıradaki iki. sonra o ikinci ilmeğin bir kenarına batıp bir ilmek daha çıkarıyorum 2 ve 1 kaç ilmeğim oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 devam ediyoruz bakın 14 15 hemen bunun kenarından çıkartıyorum 16 17 18 kenarından çıkartıyorum 19 20 sıradakine battım 21 bir kontrol edelim 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 şimdi bir tane de bunun kenarından çıkartıyorum ve 22 bakın omuz dikişinin olduğu yere kadar gelmiş oldum Şöyle çıkmakta zorlanırsa arkadaşlar hemen tığımızın yardımıyla çıkartıyoruz ve şişimizi alıyoruz. Şimdi bir taraftan 22 çıkardık. Aynı şeyi diğer taraftan yapacağız. Bakın battım sıradaki ilmek bir yanındaki 2 hemen ikinin şu kenardan battım çıkardım 3 devam ediyorum 4 5 2 tane peş peşe çıkardım. Hemen kenarından bir tane daha çıkardım. 2 4 6. 7 sıradaki 8 ve sıradakinin kenarı 9. Devam ediyoruz. 10 sıradaki 11 sıradakinin kenarı 12. Sıradaki 13, sıradaki 14 kenarı 15. Sıradaki 16, sıradaki 17 hemen kenarından bir tane 18. 19 20 kenarından 21. Bakın arkadaşlar son kesim yaptığım yere geldim. Bir tane de buradan çıkardım bak. 22. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22 de burada var. Toplam 44 ilmek. Şimdi arkadaşlar eğer dikişli yapmak istiyorsanız yine geriye dönerek lastik örgünüzü örebilirsiniz. Ben yine bütün öreceğim arkadaşlar. O yüzden geliyorum. Bakın burası benim tur başım. Tur başından itibaren... Şöyle birleştirerek öreceğim bakın. Evet. Bakın ilk ilmeğim düz. Sonra bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz turu tamamlayacağız tıpkı yakada olduğu gibi 3 sıra yeşil ipimle lastik örgümü öreceğim sonra kırmızı ipime geçeceğim bir tur boyunca kırmızı ipimle öreceğim ikinci turda arkadaşlar yine örerek kesme tekniği keseceğim ve kol çalışmamı da bitirmiş olacağım sadece yan dikişlerimiz kalacak yan dikişlerimizi de yaparak çalışmamızı bitireceğiz. Şimdi şu birinci turu bir tamamlayayım. Evet. Bakın tam omuz dikişinin olduğu yerdeyim. Burada ne yaptık? Ters ilmekle ördük. Şimdi düzle devam ediyoruz. Bakın bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bu şekilde turu tamamlayalım Evet turu tamamladım. Bakın son ilmeğim ters örgü. Gördünüz mü? Şimdi işte diyeceksiniz ki şurası biraz açık kalıyor. Bu açık kalmayacak arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bak. Şu başlangıç ipimi şöyle buradan içeriye alıyorum. Bakın buradaki iple beraber şöyle düğümleyerek sabitliyorum. Tamam. Burayı da göstermiş oldum. Şimdi ikinci tura başlayacağız. Bakın tur başlangıcının olduğu yerdeyim. Yine ilk ilmeğim düz. Sonra bir ters bir düz. Arkadaşlar 3 tur böyle tamamlayacağız. Sonra kırmızı ipimize geçeceğiz. Bir tur öreceğiz. İkinci turda Artık örerek kesme tekniği ile keseceğiz. Bakın burası da birleşmiş oldu. Şimdi son kez şey, e, şu yan dikişini göstereyim. Şu yan dikişte yapalım. Sonra artık ben diğer kolu bitireyim. Şöyle son halimizle geleyim. Size bir e, son halimizi göstereyim. Şimdi arkadaşlar bakın taş rengi ipimle beraber dikişimi yapacağım. Şöyle bir metre kadar uzunlukta ipimi kestim. Düğüm attım. Bakın şu içeriden geliyorum arkadaşlar. Aslında örgüye başlarken başlangıç ipimizi uzun tutsaydık o ipimizi direkt dikebilirdik. Bunu yapmadığımız için şimdi böyle yapıyoruz. Bir kere şu ipi buradan aşağıya doğru yürüttüm ve sıfırladım. Şu yumağımızı da şöyle alalım. Şimdi örgümüzün düz tarafından dikeceğiz. Ne dedik? Örgüye başlarken iki düzle başlamıştık. Bir tanesi dikişe girecekti. Bakın. Şu birinci düz ilmeğim dikişe girecek. Arka tarafta da ne demiştik? Bir tane ters ilmeğimiz yine dikişe girecek demiştik. Şöyle böyle karşılıklı dediğimiz yerlerden girdik. Şimdi bakın hep aynı ilmeğe hiza alarak. Hiç rengimiz de belli olmayacak bakın. Şu bizim hizamız bir sağdan bir soldan batarak birleştiriyoruz. Bakın. Bir sağdan bir soldan hep aynı yeri hiza alarak birleştirdik bakın şimdi şöyle biraz sıkıştırdığımda gördünüz mü düz ters düz burası harika oldu şimdi devam ediyoruz aynı çalışmayı arkadaşlar bakın yan dikişlerimizde yapıyoruz düz örgümüzde yine burayı hiza alıyoruz bakın geldim hiza aldım birleştirdim Şöyle yan çevirirsem daha anlaşılır olur. Bakın. Bir sağdan sonra geliyorum bir soldan. Bir sağdan sonra bir soldan. Bakın burada da birleştirdiğimizde görüyor musunuz? Sanki hiç dikiş yokmuş gibi düzgünce birleşmiş oluyor. Bakın. Şimdi şu kol altının olduğu yere kadar bu şekilde birleştirelim. Kol altında nasıl kapattığımı göstereyim. Bakın arkadaşlar kol altına kadar aynı şekilde diktim. Şimdi tam kol altının olduğu yerdeyim. Artık burada bitireceğim. Bakın geliyorum. Bir sağdan bir soldan Şöyle birleştirdim. Gördünüz mü? Şimdi iğnemi şöyle içeriye gönderiyorum. Burada düğümleyerek sabitliyorum artık. Düğümledim ve sabitledim. Şimdi örgümün içerisinden ürüterek birkaç kez fazla ipimizi keserek temizliyorum. Şurada lastik kısmımın başlangıç ipi var. Bakın onu da şöyle yapalım. Önce düğümleyerek sabitleyelim. Sonra şöyle yeşil kısımlardan Şöyle gizleyelim. Evet fazlasını da keserek temizleyelim. Şimdi arkadaşlar şu diğer kol lastiğimi de bitireyim. Bakın ne kadar düzgün oldu. Her şeyle harika bir çalışma olmuş oldu. Şimdi diğer kol lastiğimi de bitireyim. Şöyle son halimizi bir görelim. Evet arkadaşlar diğer kolumu da ördüm ve bitirdim. Bakın ne kadar güzel bir süeter çalışması yapmış olduk. Kol evlerimiz oldukça güzel. Yakamız oldukça güzel. Yaka oyuntumuz aynı. En iyile boyuyla çok düzgün bir çalışma oldu. Fakat diyorum ki modelin orijinali bu arkadaşlar. Yine Rusların sayfasından bir çalışma. E, 35 santim uzunluğumuz Şöyle kol altından kol altına da 25 santim enimiz var. Gördüğünüz gibi. Şöyle ön yakadan aşağıya ölçtüğümde 32 santim oluyor. Uzunluğumuz arka ense yakadan ölçtüğümde de 37 santim. Şimdi diyorum ki arkadaşlar bunun şu önüne bir değişiklik yapalım. Biraz sade oldu isteyen arkadaşlar böyle kullansın. Ama ben şöyle önünde bir cep çalışmasını buna yakıştırdım. Bir cep çalışalım. Şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bakın şu ilk kesimlerimiz var ya şurada. Bunlar bizim tam orta kısımlarımız. Şöyle gelelim. Şurası. Bir sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam 10'dan. 10. ilmekten bakın. Ayıcık cebi yapıyorduk ya. Aynı onun gibi. Şimdi yine yeşille başlayalım. Şimdi hep 10. ilmekten ilmek çıkaracağız. Tam 11 tane. Bakın bu bir. Şöyle sıkıştıralım bunu. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın şu 2. Hep 10. ilmeğin arasına gireceğiz ve ilmek çıkaracağız. Şu ipimizi de yürütelim. 2. Yine yandan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın şurası 10 bu 3 yandaki ilmek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şurası 10 tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hemen şurası 10 yine 2 4 6 8 şurası 10 bu şekilde 11 ilmek çıkartalım arkadaşlar her birinden Evet sonuncu ilmeği yine beraber çıkaralım bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ilmek şurası Bakın hepsi aynı hizada oldu. Gördünüz mü? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şimdi geriye dönelim. Bunu isteyen arkadaşlar ayıcıklı da yapabilirler. Ben ayıcıksız yapacağım bu sefer. Sadece cep çalışması yapacağım. Böyle güzel bir cep görüntüsü olmasını istiyorum. Evet 11 ilmeğimi örgümün arka sırasında ters örgülerle ördüm ve sıramı tamamladım şu başlangıç ipimi de şöyle sabitledim dönüyorum düz tarafta var olan ilmekleri ilk ilmeğimizde dahil örüyoruz arkadaşlar önlerde düz arkalarda ters Evet bu şekilde birkaç sıra örelim. Çevimiz istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar şu ilk ilmekleri de örmeyi unutmayalım. Evet arkadaşlar. Kaç sıra ördüm? Şu sırayı saymazsak sadece yeşilleri sayarsak 2 4 6 8 9. Bu sırayı da sayarsak tam 10 sıra örmüş oldum. Kaç santim oldu hemen onu da söyleyeyim. Şöyle tuttuğumda tam 5 santim uzunluğunda bir örgü örmüş oldum. Şimdi arkadaşlar kırmızı ipimle beraber şu görmüş olduğunuz lastik çalışmasını yapacağım ve öylece bitireceğim. Şimdi geliyorum kırmızı ipimle beraber örmeye başlıyorum. Bakın ilk ilmeği de örüyorum. Evet ilk ilmeğimi düz ördüm. Şimdi ikinci ilmeğimi de düz örüyorum. Ardından şu ipi de yürütelim. Bir ters, bir düz lastik yapıyoruz. Bir ters, bir düz. Tekrar bir ters. Sonra bir düz tekrar bir ters bir düz bir ters son iki ilmeğim kaldı bunu da iki düz olarak örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz bakın başlangıç ipimi de yürüterek gizlemiş oldum gördünüz mü Şimdi örgümüzün arka tarafı yine ilk ilmekleri örüyoruz. 1 iki ilmek ters, bir ilmek düz. Sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir, ters, bir, ters, bir düz ve son iki ilmeğim ters. Evet lastiğimizin ikinci sırası olmuş oldu. Bir sıra daha böyle örelim. Yine ilk ilmeği ördüm. İlk iki ilmek düz. Ardından bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve iki düzle sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafında artık keserek ilmeklerimi bitiriyorum. Şunu bir düzelteyim. Evet, ilk ilmeğimi ters örüyorum. Sıradaki ilmeğim de ters, onu da ters ördükten sonra arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerine geçiriyorum. Sıradaki ilmek düz. Düz olarak ördüm, arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Sıradaki ters, ters olarak ördüm, arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Sıradaki düz, düz olarak ördüm, kestim. Ters ördüm, kestim. Sıradaki düz ördüm, kestim. Ters ördüm, kestim. Düz ördüm, kestim. Son iki ilmeğim ters. Onları da ters örgü olarak ördüm ve kestim. Evet. Bakın, cep çalışmamız da bitmiş oldu. İsteseydik bunu şu ayıcık cebi de yapabilirdik ama yapmadık. Şimdi arkadaşlar, şu ipimizi dikiş yapabilecek kadar uzun bıraktık ve kestik. Şurada yeşil bir ipimiz var. Bunu da biraz uzun bırakalım ve keselim. Evet arkadaşlar. Şimdi dikeceğiz. İpimizi geçirelim önce. Bakın şurada son bir ilmeğim var. İğnemi böyle içinden geçirdim bir kere burayı sabitledim <laughs> şimdi tığımın yardımıyla şuradaki yeşil ipimi de önce düğümledim sabitledim şuna da aynı şeyi yapalım Bakın bunu da burada düğümledim sabitledim. Şöyle örgümüzün arasından birkaç kez yürütelim. Fazla ipimizi keselim. Aynısını buna yapalım. Bunu da yürütelim birkaç kez. fazlasını keselim. Evet şimdi dikeceğiz arkadaşlar. Kaç sıra ördük hemen sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kestiğimiz sırayla 14. Şimdi hemen buradan da sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 diktiğimiz sırayla 14. Şuradan başlıyoruz. Bakın aynı ilmek hizasından geldim. 14. ilmeğe önce şöyle bir yerleştirdim bir dakika. Tam ilmeğin arasından şöyle geçmem lazım çapraz oldu onu düzelteyim şöyle gireceğim Evet bak girdim şimdi şuradan son iki ilmeğimiz var bu son iki ilmeğimizin bir tanesi dikiş için o yüzden geliyorum bakın hemen şuradan yerleştiriyorum Ardından her bir ilmekten bir sağdan giriyorum. Bir soldan. Geliyorum. Bir sağdan. Sonra bir soldan. Bir sağdan. Bir soldan. Bu şekilde şu dibe kadar dikelim arkadaşlar. Bakın ne kadar düzgün oldu gördünüz mü? Evet aşağıya kadar dikelim. Evet arkadaşlar bakın dikerek aşağıya doğru indim. Ne kadar düzgün bir dikiş elde ettik. Gördünüz. Şimdi geliyorum. Bakın buradan hemen şöyle en son dikişimi yaptım iğnemi içeriye gönderdim bakın şuradan çıkardım şimdi diğer tarafı dikebilmek için bakın şu ilmeklerin arasından ipimi yürütüyorum ipimi bir daha kesip bağlamamak için bunu yapıyorum bu sıkmadan normal bir şekilde geldi şimdi bak ilmek aldığımız ilk ilmeğimiz onun üstündeki ilmek buradan çıktım arkadaşlar şimdi şöyle yaparsam daha rahat anlayacaksınız bakın burada da iki tane düz ilmeğimiz var biri dikişe giriyor şu ana ilmek olarak kalıyor. Yani şuradan giriyoruz bakın. Bir buradan sonra geliyorum. Bakın bir buradan. 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 hep aynı ilmek hizasını takip ediyoruz Bakın. Bir sağdan, bir soldan, Bakın şimdi arkadaşlar. İpimi biraz sıkıştırdığımda gördünüz mü? Hiç kırmızıyla diktiğimiz bile belli değil. Evet şu son ilmeklerimizi de aynı şekilde dikelim ve bitirelim. son ilmeğimin içerisinden de geçtim. Şimdi geliyorum. Bakın şurada geldim. Başlangıç yeriyle birleştirdim. Bakın gördünüz mü ne kadar düzgün oldu. Evet. Şimdi şu içeriye ipimizi yollayalım burada düğümleyerek artık sabitleyelim birkaç kez de şöyle yürüterek Evet, artık fazla ipimizi kesebiliriz. Sanki böyle daha bir değişik oldu, değil mi? güzel bir cep çalışması olmuş oldu. Normalde ayıcık da böyle <laughs> istersek koyabiliriz. Ama ben bunu ayıcıklı bir çalışma olsun diye yapmadım arkadaşlar. Farklı şeyler yapabiliriz. Şuraya bir işleme mesela yapabiliriz. Çiçek işleyebiliriz. Sanki bir saksının içindeki çiçek gibi filan olabilir. Evet. Biraz daha şöyle kameramı kaldırırsam bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi son olarak size şu cep ölçümü en boy olarak söyleyeyim. Bakın tam 7 santim uzunluğunda ve 8 santim genişliğinde bir cep çalışmış olduk. Ee, arkadaşlar krem rengi ipimden bakın taş rengi bir ipimden artan bu. Yani eğer benim gibi renkli ip kullanırsanız ana renkten bir yumak ip sizin için yeterli olacaktır. Büyüklüğümüz de arkadaşlar rahat 2-3 belki 4 yaşın giyebileceği büyüklükte bir çalışma olmuş oldu. Baya büyük bir çalışma olmuş oldu yani. Evet ben bir anlatımın daha sonuna geldim. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.